Batılı annenin kaderi bu mu? Tıp tahsiline başladığım günlerden bu yana insan uzuviyetindeki değişiklikleri ve uzuvlarda eskiyen veya ölen dokuların yerine yeni dokuların inşa edilişinin sırf maddi yönlerini izah eden ve açıklayan temel prensiplerini öğrenmiştim. Dokuların birçoğu mikroskop altında inceledim. Vücudun çabucak iyileşmesi ve yarayı sarması için ona yardımcı bütün şartları tetkik ettim. Mükemmel ahenk karşısında kendimden geçtim. Yarayı kendi haline bırakmak, beklenen neticenin meydana gelmesi için tıbbi imkanları hazırlamak, maddi şartları ayarlamak kâfi görünüyordu. Fakat harikulade bir surette sihirli bir iyileşme ancak ümitle, hayata kuvvetle bağlanmakla mümkün oluyordu. Cerrah olarak çalışırken günün birinde 70'ine aşkın bir nine geldi. Bel kemiklerinin çok ağrıdığından, kırılmış olma ihtimalinden şikayet ediyordu. Bir süre hastayı kontrol altında alıp tedavi ettikten sonra ara ara filmlerini çekip incelemeye koyuldum ve şaşırtıcı bir surette iyileşmekte olduğunu gördüm. Çok geçmeden onun yanına varıp hayret dolu bir şaşkınlıkla tıp tarihinde eşi görülmemiş bir çabuklukla iyileştiğini kendisine müjde verdim. Bunun üzerine yaşlı kadın tekerlekli sandalyenin üzerine binerek hareket etme imkanına sahip oldu. Daha sonra koltuk değneğine dayanarak yürümeye başladı. Mesai arkadaşlarımla birlikte bu harika iyileşme karşısında hastanın taburcu edilebileceği ve hastanede tedavi görmesinin uzun kalmadığına karar verildi. Hastanedeki rahat ve emniyet onu hayata bağlıyor ve yaşama sevinci veriyordu. Ümitle dop dolu oluşu hastanın iyileşmesine ve çok kısa zamanda şifa bulmasına sebep oluyordu. Suratla hastalık ondan kalkmış ve kırılan kemik kaynamıştı. Ertesi sabah pazar olduğu için kızı muhtaat olarak annesini ziyarete gelmişti. Öbür güne taburcu edileceğini, koltuk değnekleriyle yürüyebileceğini kendisi anlatıldı. Kızı annesi bir kenara çekerek kocasıyla karar verdiklerini, kendisini huzur evlerinden birisine yatıracaklarını, çünkü kendisine evde bakma imkanına sahip bulunmadıklarını bildirmişti. Ziyaretçilerin dağılmasından bir saat ya geçmiş ya da geçmemişti ki hemşireler tarafından çabucak çağrıldım. İhtiyar kadıncağızın çok büyük bir kriz geçirdiğine şahit oldum. Başına vardığımda gördüğüm şey gerçekten dehşet vericiydi. Kadın son anlarını yaşıyordu. Anladım ki hasta kemiklerinin kırılmasından değil de kırılan kalbinin tesirinden yıkılmıştı. Elden gelen bütün imkanlar kullanıldı. Krizin giderilmesi için her türlü çareye başvuruldu ama bütün çabalar boşa gitmişti. Ne var ki artık aldığı vitaminler, takviye edici ilaçlar onun kırılmış olan kalbini artık kaynamış olan kemiklerine rağmen yaşamasına müsaade etmiyordu. Kadıncağız birkaç saat sonra ruhunu teslim eyledi. Bu hazin son batılı annenin kaderi miydi?